Ferko, benim sanatımı sunar. Cannes, Fransız Rivierası'nın en gözde şehri. 1939 yılından bu yana her yıl Mayıs ayında gerçekleşen, dünyanın en ünlü insanlarının bir arada toplandığı Cannes Film Festivali ise şehrin en önemli etkinliği. Dünya sinemasının kalbi festival zamanı her yıl burada atıyor. Cannes Film Festivali deyince aklımıza gelen ilk isimse kuşkusuz Altın Palmiyeli yönetmen Nuri Bilge Ceylan. Nuri Bilge Ceylan, dünya sinemasının en özgün isimlerinden biri. Kimine göre Türkiye'nin Tarkovski'si, kimine göre ise insanı insana en iyi anlatan içimizdeki kasabanın öykücüsü. Peki kimdir Nuri Bilge Ceylan? ...1959 yılında İstanbul'da doğan Nuri Bilge Ceylan'ın çocukluğu Çanakkale'nin Yenice ilçesinde geçti. Babası Amerika'da master yapmış idealist bir ziraat mühendisiydi. Kasabada geçen çocukluk yılları Nuri Bilge için kırlarda geçirdiği özgür yıllardı. Bu özgürlük ablasının lise eğitimi için İstanbul'a taşındıkları döneme kadar devam etti. Ben 2 yaşındayken, ablam da 6 yaşındaydı. Yenice'ye taşındık. Aslında annem ve babam oralı zaten ama burada yaşıyorlardı. Kırsal kesimde geçen çocukluk çok daha zengin oluyor. Hayal gücünü geliştiriyor. Ablam lise çağına geldiğinde kasabada lise yoktu. O yüzden tekrar buraya taşındık. Lise yıllarında filizlenen fotoğraf merakı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nde okurken de devam etti. Mühendisliği sevmediğimi anladım. Üçüncü sınıfa geldiğimde bir Boğaziçi'nde fotoğraf kulübüyle yakın ilişkim vardı ve fotoğrafçılık yapıyordum zaten 15 yaşından beri. Ama onun bir meslek olamayacağını düşünüyordum. Yani reklam fotoğrafçılığı falan çok yaygın şeyler değildi o zamanlar. Yani reklam sektörü bugünkü gibi gelişmiş değildi. O yüzden mühendisliği seçtim yani daha sağlam bir işim olsun falan diye. Daha sonra fotoğrafçılık yapmaya karar verdim yani yıllar sonra. Üniversiteyi bitirdikten sonra ne yapmak lazım sorusunun cevabını ararken Londra'ya gitti. Yalnızlığı en fazla hissettiği Londra'da yaşarken, Batı'nın değerleri yavaş yavaş ruhuna uymayan değerler olarak göründü. Yalnızlık çok önemli bir şey. İnsanın büyük kararlar alması ve hayatını değiştirmesi için. Ama tabii ki Londra günlerim bu yalnızlığın daha büyük boyutta olduğu bir dönemdi. Yalnızlığın türü ve boyutu değişti, yalnızlık duygusunun. Yani daha çok bir melankoli duygusuna dönüştü diyeyim. Ama bu duygu benim sinema yapmak konusundaki en önemli motivasyon kaynaklarımdan biridir aynı zamanda. Bir kitapçıda Nepal'le ilgili bir dergi dikkatini çekti ve Londra'dan Katmandu'ya gitmeye karar verdi. Himalayalarda 400 kilometre yürüyüş yaptı. Fakat aradığı anlam ne batıda ne de doğudaydı. Yeni bir ülkenin yeni bir insan yaratmadığını anladı ve Türkiye'ye geri döndü. Batıda kaldıkça içimdeki boşluğun iyice büyüdüğünü gördüm, hissettim yani. Ve giderek beni korkutmaya başladı hatta. O zaman sanki yanıt başka bir yerde gibi bir duygu uyandı. O noktada bir kitapla karşılaştım. Yani belki başka bir şeye rastlasaydım o yöne gidebilirdim. Bir kere benim doğama hiç uygun olmadığını anladım. Ben daha bireysel bir insan olduğumu, böyle sürüler halinde yaşamaya uygun olmadığımı çok kısa sürede anladım. Ankara Mamak'ta geçen askerlik günlerinde okuduğu Roman Polanski'nin otobiyografisi onu çok derinden etkiledi. Bu kitaptan sonra sinema yapma düşüncesi tüm benliğini kapladı. Askerlik bittikten sonra bir yandan geçimini sağlamak için tanıtım fotoğrafları çekerken, bir yandan da Mimar Sinan Üniversitesi'nde sinema bölümüne devam etti. Ama artık 30 yaşlarında olan yönetmenin hayallerini gerçekleştirmek için acelesi vardı. Film yapmak elinde sonunda insanın kardeş ruhlarına gönderdiği bir mektup gibi bir şey. Beni sinemaya yönelten şey kendi ruhumda bir şekilde başat olarak hissettiğim, anlatamadığım, ifade edemediğim şeyleri sinemada yeterince göremediğime inanmamdı. Tabii bu söylediğim şeyi başarmak kolay değil. Bunu hiçbir zaman başaramamış da olabilirim ama böyle bir niyetle ve böyle bir motivasyon kaynağım da vardı. 1993 yılının sonlarında ilk kısa filmi Koza'nın çekimlerine başladı. Siyah beyaz çektiği kısa filmde hiç diyalog yoktu. Anne ve babasını oynattığı Koza, daha önce izlediğimiz filmlere hiç benzemiyordu.
1995 yılında Cannes Film Festivali'nde yarışmaya layık olan ilk Türk kısa filmi oldu. Çalıştığım kısa film bir 35 mm kamerayla çekilmişti. O kamerayı satın aldım. Artık o kameralar yavaş yavaş kullanılmamaya başlamıştı. Çünkü sesli çekim olanakları yoktu o kameraların. Çok eskiydi. Tek başıma çekiyordum. Ailemin yazları gittiği Çanakkale'nin Yenice kasabasına gittim. Ve orada daha önce onların fotoğrafını çektiğim gibi kamerayla aklımdaki şeyleri çekmeye başladım. Koza'dan aldığı güvenle 1997 yılında ilk uzun metrajlı filmi olan Kasabayı çekti. Masraflarını cebinden ödediği filmle seyirciyi günümüzün karmaşasından alıp kasabaya, çocukluğun saf dünyasına götürdü. Şey sen de. Bana bak. Hiç bozma pozunu, hiç bozma Hidayet. Uluslararası premieri Berlin Film Festivali'nde yapılan Kasaba, eleştirmenlerin büyük beğenisini kazandı. Genellikle bir filmi bitirmeden daha sonra ne çekeceğim konusuna pek karar vermiyorum. Üzerime yağan imgelerin altında dolaşırken bir şeyler yavaş yavaş egemenliği altına alıyor sizi, bünyenizi ve orada yavaş yavaş bir şey oluşmaya başlıyor kendiliğinden. Daha önce hiç aklıma gelmeyen bir detay birden daha önemli gelmeye başlıyor. Sizi etkisi altına almaya başlayabiliyor ve giderek onun üzerine bir film yapma düşüncesi yoğunlaşıyor. Ve bu süreç de genellikle çekimin hatta montajın sonuna kadar da tam bitmiyor. Seyircilerin karşılıklı ilişkilerinde saygıyı, sevgiyi... Hazır mıyız? Hazır usta. 1999 yılında asistanı Sadık İncesu ile birlikte yalnızca iki kişilik ekiple Mayıs Sıkıntısı'nı çekti. Bir yönetmenin büyüdüğü kasabada film çekme çabasını anlatan Mayıs Sıkıntısı'nı en sevdiği Rus yazarlardan Çehov'a adadı. Çehov'un öyküleri zaten her zaman yanı başımdadır benim his olarak. Çehov tabii hayatın bütün hallerini kapsamış bir hikayeci. Özellikle hikayeleri çok severim ben ve buradan yola çıkarak da bütün Rus edebiyatının benim üzerimde çok etkili olduğunu söylemem gerekir. Edebiyat sinemadan çok daha fazla diyebileceğim bir şekilde üzerimde etkili film yapmak konusunda. Ama edebiyatı daha güçlü de buluyorum bir bakıma sinemaya göre henüz. Çok daha uzun bir geçmişi var. Bence hayal gücünü devreye sokabilmesi açısından da insana daha çok dönüşüme sebep olabilecek bir potansiyele sahip. Nuri Bilge Ceylan'ın ilk büyük çıkışı 2003 yılında gösterime giren en otobiyografik filmim dediği Uzak'la oldu. Yalnız ve anlam arayışında olan insanın ruh halini anlattığı Uzak, Cannes Film Festivali'nde büyük jüri ödülünü kazanarak Ceylan'ı bir anda küresel sinema dünyasında tanınan bir isim haline getirdi. Monsieur le Président, à vous la parole. Grand Prix Uzak, Nuri Bilge Ceylan. İsmim açıklandığı zaman bir gerginlik yaratmadığını söylemek doğru olmaz. İnanılmaz bir yabancılaşma ve boşluk duygusu şeklinde etkisini gösterdi bende. Yani o kadar sakin hissediyordum ki kendimi. Şöyle bir duygu geldi. Jüriye ayıp olacak falan gibi hani sevinmiş görüneyim falan diye hatta kendimi biraz zorladığımı bile söyleyebilirim. Yüzüme hatta suni bir gülümseme vererek Patrice Charon'un elini sıktım ve ödülümü aldım. Nuri Bilge Ceylan ödülünü kendisinden 21 yıl önce Altın Palmiye alan Yılmaz Güney'e ithaf etti. I also want to dedicate comme Samira tout à l'heure, je voudrais dédier ce prix à un metteur en scène turc qui a reçu la Palme d'Or ici il y a 21 ans. Ben de çıktım işte Yılmaz Güney'e adamaya karar vermiştim. 21 yıl önce Altın Palmiye kazanmış olan bir filmin yaratıcılarından Yılmaz Güney'i. Cannes Film Festivali'yle trajik bir bağlantısı, kader ilişkisi vardı. Bu da ödülünü hiçbir zaman Türkiye'ye geri götürememişti. Oysa böyle bir ödül aldığında insanın bunu bir an önce evine, ülkesine geri götürüp hayatını yaşadığı yerde ki insanlarla paylaşmak istiyor. İlk duygu bu oluyor. Bunu hiçbir zaman fırsat bulamayışının çok trajik geldiğini falan söyledim. Cannes sonrasında yolculuğuna devam eden Uzak, 23 uluslararası olmak üzere toplam 47 ödül alarak Türk sinemasının en fazla ödül kazanan filmi oldu. İlk filminden beri zaten her zaman riskli şeyler yaptım. Her filmimden sonra da bir takım kaygılar duyarım. Bu kaygıları en fazla duyduğum filmlerin başarılı olduğunu gördüm. Mesela Uzak filmini ben montajını bitirdiğimde bunun bir filme bile benzemiyor olabileceği kaygısına kapıldım neredeyse bir ara. Thank you.
Bu ödüller biraz da Türk seyircisinin sıkıcı bulduğu filmlerine verilen uluslararası bir onay mıydı? Nuri Bilge her filmiyle anlaşılmak istediğinin ancak onay beklemediğinin altını çizdi ve bildiği yoldan dönmedi. Benim filmlerim çok kolay filmler değil. Biraz izleyiciden bir şeyler aktif olmasını talep eden filmler. Filmlerimi sevenler de var, sevmeyenler de var. Bu da doğal bir şey ki böyle riskli bu tip sinemada her zaman insanları ikiye böler biraz yani. Çünkü biraz normal alışkanlıkların dışında filmlerdir bunlar. Herkese hitap etmez. Bunu kabul etmek lazım. Nuri Bilge Ceylan 2006 yılında yaptığı İklimlerle kuşağının en cesur yönetmenlerinden biri olduğunu kanıtladı. Eşi Ebru Ceylan'la başrolü paylaştığı film, üç mevsime yayılan ve İstanbullu bir çiftin sallanan ilişkisini konu alıyordu. Ceylan, kadın erkek arasındaki iletişimsizliği sorguladığı İklimlerle Cannes Film Festivali'nden Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu ödülünü aldı. Sen manyak mısın? Ne gebermek istiyorsun lan ha? Ölmek istiyorsun. Atayım seni. Atayım mı? Valla oyunculuğu zaten öyle sürekli yapmak istediğim bir şey değildi. O filme çok uygun olduğumu düşünüyordum ve bir denemek istiyordum yani o kadardı. Daha fazlasını yapmak zaten düşünmüyordum. Çünkü çok zor oluyor. Çünkü ben kamera arkasında çok fazla elemanı kontrol etmek isteyen, detaylara dikkat etmeye çalışan bir yönetmenim. Oynarken bu çok kolay olmuyor. Nuri Bilge Ceylan'ın yıllar içinde yönetmen olarak yetkinliği ve kendine güveni arttığı için eskiden girmeye korktuğu bölgelere girme cesareti de arttı. 2008 yılında senaryosunu Ebru Ceylan ve Ercan Kesal'la birlikte yazdığı Üç Maymun, yoksulluk, aşk ve ihanetin bir aile üzerindeki etkilerini anlatıyordu. Cannes Film Festivali'nde yarıştığı Üç Maymun'la en iyi yönetmen ödülünü alan sanatçı, ödülü Güzel ve Yalnız ülkesine adayarak milyonların kalbinde taht kurdu. Nuri Bilge Ceylan, Üç Maymun, Three Monkeys. Tabii hani belli duygularıma, belli bir biçim olabildiğince kısa bir biçim vererek bir şeyler söylemek istedim. Aslında daha başka bir konuşma vardı. Fakat ödül aldığımızı öğrendikten sonra tekrar düşündüm ve daha bir kısa bir şey yapmak istedim. I would like to dedicate the prize to my lonely and beautiful country, which I love passionately. Thank you very much. Riskli alanlarda dolaşmayı severim. Çünkü daha anlatılmamış olduğunu düşündüğüm bir takım bölgeler beni daha çok heyecanlandırıyor sinema yapma konusunda. Nuri Bilge Ceylan, anlatılması mümkün değilmiş gibi görünen insan ruhunun derinliklerini çok şiirsel bir üslupla anlatabilen bir sanatçı. Tek düze ve sıradan hayatın sinemaya uyarlanması onu hep heyecanlandırdı. 2011 tarihli filmi Bir Zamanlar Anadolu'da ile en pahalı ve en geniş kadrolu filmlerinden birine imza attı. Yani Bozkır'ın ortasında o gecenin sessizliğinde uzayıp giden kamyonlara ve karavanlara bakıp bu benim setim mi diye hayret ettiğim her gün hayret ediyordum. Nasıl olur yani ben ne hale geldim falan diye. Çok daha güzel oldu. Tamam. Bu sefer ama daha iyi olacak değil mi? Bir daha mı alacağız? İnşallah. Bir daha alacağız tabii. Bir daha alacağız ama bu sefer daha da iyi olacak. Ha? Olacak olacak. Biraz daha hareketli olsun. Kalsın da. Biraz daha hareketli olsun. İnsan doğasını olabildiğince bıçak sırtı bir ortamda geçen bir hikayenin içinde insan ruhunun normal koşullarda görünmesi zor taraflarını ortaya çıkarabileceğimizi düşünmemizdir bizi bu hikayeye iten. Senaryoda Ebru Ceylan ve Ercan Kesal'la işbirliği yapan yönetmen, Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle kasaba bürokrasisindeki iktidar ilişkilerine de ayna tuttu. Şimdi tabii memurlar dünyası, kasaba bürokratları diyeyim, iyi bildiğim bir şey. Ve her zaman da ilgimi çekmiştir. Çünkü babam her şeyden önce bir kasaba bürokratıydı. Ve bütün çocukluğum bürokratlar arasındaki çekişmeleri,
korkuyla ya da endişeyle izleyerek geçti. Kasaba ahlakı, yani insan ruhunun temellerine inen bir boyutu var. Dolayısıyla tüm bunlar bir film için çok uygun bir tabii, bir şeyleri anlatmak için uygun bir zemin oluşturuyor. Ama öte yandan şunun da farkındaydım, yani bunlar günümüz sinema alışkanlıkları içinde izlenmesi çok zor şeyler. Bir zamanlar Anadolu'da dersin, Cürabiye'de görev yaparken işte böyle bir gece yaşamıştık dersin. Anlatırsın yani, ne bileyim, masal gibi. Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle 64. Cannes Film Festivali'nde yarışan Ceylan, aralarında Robert De Niro, Uma Thurman ve Jude Law gibi sanatçıların olduğu jüriyi etkilemeyi başararak bir kez daha büyük jüri ödülünün sahibi oldu. Monsieur le Président, Mr. President. Bir Zamanlar Anadolu'da Gilles Jacob, Terry Fremo, Christian John, thank you very much for selecting my long and difficult movie one more time. And of course the jury, I didn't really expect this, thank you. Thank you very much. My crew and my extraordinary actors there, thank you very much. Nuri Bilge Ceylan hangi filmi yaparsa yapsın konuyu ele alış tarzı onu ayrıcalıklı bir yere koyuyor. 2014 yılında çekimlerini Kapadokya'da yaptığı, başrollerini Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Melisa Süzen'in paylaştığı filmi Kış Uykusu ile yine dikkatleri üzerine çekti. Esasında aktörlerle şöyle çalışırım diye, yani çok kesin bir yöntemin olduğunu zannetmiyorum. Çünkü her oyuncuya göre ayrı bir yöntem keşfetmek gerekiyor. Hiçbir zaman tam olarak ne istediğimden emin olan bir insan olmadığım için ya da istediğimi zannettiğim şeyden daha iyi bir şeyin olabileceği inancını taşıdığım için önce çok az verilerle aktöre durumu anlatıp onun ne yapacağını bir görmek istiyorum. Yapılan işin çok önemli bir iş değilmiş izlenimi uyandırmaya çalışırım. Sanki orada bir oyun oynuyormuşuz gibi. Şimdi tekste mi dönelim? Yoksa yine bildiğimizi yapalım, tamam. Mesela bundaki başındaki konuşman var ya, tekst yani. En iyisi. Aydın adlı karakterin çevresi ve kendisiyle hesaplaşmasını konu alan filmin pek çok sahnesinde ünlü yazar Çehov'un ayak izlerini görmek mümkündü. Artık yaşlandım mı? Kafayı mı oynattın? Yoksa başka bir adam mı oldun? Nasıl istersen öyle düşün. Filmin çıkış noktası Çehov'un birkaç kısa hikayesidir. Tabii yani Çehov'dan bazı diyaloglar da var ama çoğunu tabii biz Ebru'yla yazdık. Ben aslında çekime girmeden diyaloglara çok bağlı kalmak istediğim için çok iyi oyuncularla çalışmak istedim. Çünkü sadece iyi oyuncular, çok iyi oyuncular sizin yazdığınızı bir yol bulup ağızlarına oturtabiliyorlar. Beni öldürmek mi istiyorlar? Buyursunlar öldürsünler. Çünkü kendimi savunmaya kalksam böyle yaptım diye katil nasıl olsa daha iyi bir insan olacak değil. Peki savunursan belki de ölmeyeceksin. Bu önemli bir fark değil mi sence? Değil. İnan ki değil ya. 67. Cannes Film Festivali'nde görücüye çıkan Kış Uykusu dünyanın en prestijli ödüllerinden Altın Palmiye'nin sahibi oldu. La Palme d'Or. Who wins the Palme d'Or, Madam President? The Palme d'Or goes to Winter's Sleep by Nuri Bilge Ceylan. This is a great surprise for me, honestly. Thank you. Nuri Bilge Ceylan filmlerini yaparken çok sevdiği fotoğraftan da ayrı kalamadı. Film için mekan arayışını bahane ederek memleketin dört bir yanında çektiği fotoğraflarını çeşitli aralıklarla sergiledi. 2017 yılında Dream Art Galeri'de açtığı Babamın Dünyası adlı sergisiyle fotoğraf sanatındaki yetkinliğini bir kez daha kanıtladı. Yavaş yavaş sinemayı bir yere oturtmaya başlayınca boş zamanlarımı daha başka bir şeye ayırabileceğim duygusu doğdu içimde. O da doğallıkla fotoğraf oldu. Çünkü
onu özlediğimi de anladım. Yani üretme aşaması açısından fotoğraf çok daha farklıdır ve daha zevklidir. Hani yalnız çalışabilirsiniz. Bir manzara karşısında daha kolay ilişki kurabilirsiniz. Nuri Bilge Ceylan 2018 yılında bu kez Ahlat Ağacı adlı filmle Cannes'daydı. 71. Cannes Film Festivali'nde ana yarışmaya seçilen filmiyle bir kez daha Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etti. İlk grup içeri alıyoruz sizlerle birlikte. Devamında fotoğraflarınız çekiliyor. Çekile salona giriyorsunuz. Zaten salonda yerleriniz protokolde. Birinci ve ikinci sıra tamamen oyuncular ve ekip. Ahlat Ağacı 18 Mayıs 2018'de Cannes'da izleyicinin karşısına çıktı. Gösteri dünyasının yakından tanıdığı dünyaca ünlü isimlerin filmin galasına ilgisi büyüktü. İfaz ediyorsun. Hiç yakışıyor mu sana? Nuri Bilge Ceylan'ın Sinan adlı baş karakterin etrafını kuşatan değer yargılarıyla mücadelesini konu alan filmi Cannes Film Festivali'nde bu kez ödül alamadı. Ama gala sonrasında dakikalarca ayakta alkışlandı. O kadar büyük bir salonda bu kadar çok insanın hocayı alkışlaması olağanüstü bir duyguydu ve gerçekten ortaya çıkan şey muazzam bir sanat eseri. Çok büyüleyiciydi. Hakikaten yani o kamera doğrultulduğu zaman oyuncular ağlıyor. Bu gerçek yani. İnsanın ağlayası geliyor. İnanılmaz bir şey yani. Çok muhteşem bir duygu. Ya onu hoca da öyle dedi bana, gözlerim doldu falan. Ben yani dolmadığını iddia ediyorum. Çünkü hazırlıklıydım, bana Akın şey dedi, senaristlerden Akın yani böyle bir şey olacağını söyledi. Hani kameralar sana gelebilir falan, hazır ol. O yüzden duygu durumu ona göre ayarlamıştım ben. Hala dolmadı iddiasındayım. Çanakkale'nin Çan ilçesinde ve civar köylerde çekilen Ahlat Ağacı, temelde kendini var etmeye çalışan bir gencin, köyün değer yargılarının dışında yaşayan, bu nedenle kimse tarafından onaylanmayan babasıyla, kendisiyle ve çevresiyle olan ilişkilerini konu alıyor. Aslında hep gençler üzerine bir film yapmak istiyordum öteden beri ve bu biraz da fırsat oldu. Bir bakıma Türkiye'de bir kendini var etmeye çalışan ya da bağımsızlığını bir şekilde kazanmaya çalışan bir gencin etrafını kuşatan değer yargılarını bütün her şeyiyle göstermeye çalıştık. Ahlat Ağacı edebi konuşmalar ve alıntılarıyla Nuri Bilge Ceylan'ın en çok diyaloğa yer verdiği filmi diyebiliriz. Hayat böyle. Yani entelektüel insanlar bir araya geldiklerinde çok alıntı yapıyorlar. Çünkü gerçekten benzer şekilde düşünen insanlar bir bakıma bir aile aslında. O yüzden belki de bu filmin bana göre korkutan en büyük tarafı buydu. Yani çok edebi ve çok felsefi konuşmalar var. Bunlar sinemada nasıl duracak? Kış Uykusu'nda bunu denemiştim ama bunda daha çok vardı. Onları daha kabul edilebilir kılacak jestler, mimikler, olaylar, detaylar, durumlar yaratmaya çalıştık. Cannes'a oğlu ile birlikte gelen Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan filmlerinin en önemli kahramanlarından. Ahlat Ağacı'nın senaryosunda Akın Aksu ve Nuri Bilge ile birlikte yine onun imzası var. Üç kişi yazdık bu senaryoyu. Bilge, ben ve Akın Aksu. Bilge'nin akrabası, genç bir yazar. Onun babasıyla olan ilişkisi ve babasından yola çıkarak yazdığımız bir hikaye. Her zamanki gibi kolay tarafları da vardı, zor tarafları da vardı. Bilge mükemmeliyetçi bir yönetmen. Onu memnun etmek kolay değil. Ben de biraz inatçı bir kişiliğim. Bazı çatışmalar çıktı aramızda her zamanki gibi. Ama sonuçtan memnunuz. Ben memnunum kendi adıma. Baba karakterini oynayan Murat Cemcir de Sinan karakterinde izlediğimiz Doğu Demirkol da aslında komedyen. Bu film aynı zamanda Nuri Bilge Ceylan'ın iki komedyene başrol verdiği ilk film.
Emin misin abi dedim, iki tane komedyen filmini teslim ediyorsun. Çok cesur bir adam. Risk almayı çok seven bir adam. Fakat tabii komedinin, mizahın doğasında da hayatın gerçeğini gerçeküstü bir şekilde algılamak olduğu için zannediyorum ona güvenerek de öyle bir şey yaptı. Taşla'da doğdum, Taşla'da büyüdüm. Bu oynamış olduğum adam gibi adamlarla ben tanıştım. Aynı ortamlarda da bulundum. Biliyorum yani o adamları. O yüzden çok zorlanmadım. Sadece şaka yapmadan çalışmak çok zormuş, onu gördüm. Hele Doğu Demirkol gibi bir adamla çalışırken, yani hiç şaka yapmadan ciddi ciddi oynamak kısmı biraz zor geldi bana. Benim gösterilerimi izlemiş internetten hoca. Bir yuhlandığım bir gösteri var, onu izlemiş. Oradaki performansımı beğenmiş, yuhlanmamı. Yani orada yuhlanmama rağmen inmiyordum sahneden. Tamam, şu an beni seçmediniz ama ona rağmen ben bir anlatayım diyordum yani. Durun bir dinleyin. Onu beğenmiş. Bu karakterde de ona benzer bir hani kendi ispat şeyi olduğu için. Çok fazla zorlanmadım. Karakterle benzer yanlarımız var çünkü. Ezber konusunda da bir sıkıntı çekmedim Allah'a şükür. Nuri Bilge Ceylan'ın iklimlerden itibaren tüm filmlerinin yapımcılığını üstlenen Zeynep Özbatur Atakan ise filmin gördüğü ilgiden memnun. Beşinci filmimiz olması nedeniyle birbirini iyi tanıyan bir yapımcı, yönetmen ilişkisi var. Aslında yapımcı olarak Türkiye'de çok yapılmayan, hatta Avrupa'da da şu anda çok kolay olmayan bir şey denedim. 8 ortaklı bir ortak yapım yaptım. Bu proje aslında Türkiye'den çıktı ama bu çıkan yolculukta bizimle beraber Avrupa'dan, Asya'dan, Orta Doğu'dan hep birlikte yürüdüğümüz ortaklarımız oldu. Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri ailemizde ve çevremizde tanık olduğumuz ama konuşmaya cüret edemediğimiz yasak bölgelere değiniyor. Filmlerinin uzunluğu konusundaki eleştirilere ise bakın nasıl cevap veriyor. Dünya sinemasının gittiği yön bana kaygı veriyor doğrusu. İlginç olabilmek adına filmler gerçekçilikten, inandırıcılıktan uzaklaşmaya başlamış. Şu da hoşuma gitmiyor. Yani sinema üzerindeki dayatmalar hiçbir sanatta bu kadar fazla değil. Sinema endüstrisi insana 90 dakikalık film yapmaya itiyor, zorluyor. Çok fazla bir baskı var. Nuri Bilge Ceylan, filmleriyle insan ruhunun derinliklerine nüfuz etme kabiliyetine sahip bir yönetmen. O sadece insana, insanın doğasını anlatıyor. Gerisini ise izleyiciye bırakıyor. Esas olarak filmlerimin İnsan doğası üzerine bir tür araştırma gibi olmasını istiyorum. Hayata yakından eldiven giymeden dokunmaya kalktığınızda hayret verici buluyorum. Beni film yapmaya iten şey daha çok bu. Ferko, benim sanatımı sundu.